Karkamış Yavuzeli Araban ilçesinden sonra Nurdağ ilçesinde 630 çiftçiye 100 ton buğday ve 215 ton arpa tohumu dağıtan Büyükşehir her zaman çiftçinin yanında olduğunu gösterdi. Nurdağ ilçesi Ziraat Odası önünde düzenlenen arpa ve buğday tohumu dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağ'ına yönelik yıllardır kalbinde özel bir sevda büyüttüğünü bildirerek ilçenin kalkınması ve gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Haftanın başındayız. Çok hayırlı, çok bereketli bir güne başladık. Çünkü Nurdağ'ındayız ve sizinle birlikteyiz. İşte sosyal belediyeciliğin en önemli şeyi sosyal devlet olmak ve sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaktı. Bir taraftan bunu çalıştık. Bir taraftan toprağı merkeze aldık, çiftçimizle ilgili çalışmaya başladık. Bugün övünüyoruz, sanayi şehri izliyoruz. Vallahi billahi eğer bu toprak, bu güneş, bu su, bu coğrafya, bu Noldağ'ın bu bereketi olmasa biz bu ekonomide, sanayide övündüğümüz hiçbir değere ulaşamayız. Her şeyin başı çiftçidir, her şeyin başı işçidir, her şeyin başı alın teridir, her şeyin başı akıl teridir. Kendinizi bir alkışlayın. En büyük alkış sizlere. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Toprağı biz iyi kullanamazsak, toprağın bereketini şehir ekonomisine kullanamazsak bunu başaramayız. Ve 2014 Türkiye'nin en kurak olduğu dönem. Kemal Başkan'ım çok iyi hatırlar. Bütün burada Ziraat Odası başkanlarım buradalar. Su yok ve suyu buluşturacak. Toprakla suyu buluşturmamız çok büyük bir zorluk yaşıyoruz. İçme suyunda sorun yaşıyoruz. Bırakın sulama suyunda ne yapacağız dedik. Başkanım dediler çok acil bir şekilde bu desteğin başlaması lazım. Tarım Kredi'ye çok teşekkür ediyorum. Burası için özel tohum üretildi. En kaliteli tohum buraya üretildi ve o gün itibariyle ilk telefon açtığımızda kimse inanmadı. Ya dediler Büyükşehir Belediyesi'nin tarımla, buğday dağıtmayla ne iş olabilir? Bizi kandırıyorlar mı acaba dediler. Bir defa yapıp bir daha yapmayacak mı dediler. Şimdi 4 yıldan beri bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Ama bunun da çok bereketini görüyoruz. Niye? Çünkü toprağı işlediğimiz zaman bugün sizin elinizin o nasıl elleriniz milletin aşını, işin ekmeğini büyütüyor. Şehrin ekonomisini büyütüyor. Ülkenin ekonomisini büyütüyor. O yüzden değerli kardeşlerim biz buna bütün yüreğimiz inanıyoruz. Bu can bu bedende olduğu sürece de bu bacınız çiftçinin yanında olmaya devam edecektir. Yakınınızda olmaya devam edecektir. Nurdağ için daha yapacak çok sevdamız var. Nurdağ'ına özel aşkımız var. O yüzden işimiz gücümüz Nurdağ diyoruz. Durmak yok, yola devam diyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Allah razı olsun diyor. Nurdağ Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 30 Mart 2014 tarihinde Sayın Bakanımla beraber sizlere hizmet etme şerefine nail oldum. Bu tarihten itibaren Sayın Bakanımın desteğiyle sizlere elimizden geldiğince hizmetler ediyoruz. Nurdağ Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ise çiftçilere verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür edip plaket verdi. Kemal Başkan.